Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 342. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz, kendisini burada görmekten büyük şeref duyduğumuz Profesör Doktor Süreyya Faruki ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Kendisiyle Kur'anik kitaptan çıkan, bu yakınlarda çıkan Aslı 1999'da Cambridge'de basılmış olan ve Türkçe'ye çevrilen bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Osmanlı tarihi nasıl incelenir? Başlıklı bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Yayına başlamadan önce bugün vefatını haber aldığımız ve bizim yayınlarımıza da konuk olmuş olan Özlem Kumrulara Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisini çok severdik ve bir hukukumuz da vardı iyi kötü. Ve bu kitapta da Süreyya Hoca bu kitabın girişinde kendisinden övgüyle bahseden bir cümlesi vardı. Ben bu sabah kitabı okuduktan sonra, o girişi okuduktan sonra bir de bu haberi alınca bir kötü oldum yani açıkçası. Evet, Neyse. ben de çok kötü oldum. Çünkü zamanında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencim olmuştum. Evet, sizin de aynı zamanda öğrencinizdi. Bu yayının size ulaşmasını, bize destek olan Masap uygulamasına başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz ve ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hocam kitabın yazılış tarihi 1999. Evet. Ama sizin şimdi şeyi düşünürsek 1960'larda şimdi yolda gelirken bayağı bir konuştuk, çok güzel bir sohbetti. 1960'larda geldiğinizi düşünsek yaklaşık bir 40-50 yılı aşkın bir Osmanlı Evet, tarihi. o kadar da vurgulamazsanız Ha, olmaz. tamam. Hocam yani çok emek verdiğinizi söyleyelim o zaman. Çok emek verdiğiniz bir alan. 1999'da yazdığınız kitapla bugünü karşılaştırdığınız zaman Osmanlı tarihi çalışmalarında nasıl bir gelişme oldu? Yani yaklaşık bir burada bir 20-25 seneden bahsediyoruz. Nasıl bir gelişme oldu? Zaten bakın, eğer yani 1960'lı yıllarda çıkmış olan bir kitabın yeni baskısı diyelim 80'li yıllarda söz konusu olsaydı, insanın bibliografyasında, dipnotlarında bir takım ayarlamalar yapardı. Efendim şurada burada bir iki paragraf eklerdi, bir iki paragraf da çıkarırdı ve iş öyle biterdi. Ve yani açıkçası yayıncı beni de razı etmek için ilk başta böyle dedi. Yani biz isterseniz metni değiştirmeyiniz, bibliografyası bibliografyasını eğer güncelleştirirseniz bize göre yani makbul. Ondan sonra baktığım zaman bunun asla olamayacağını anladım. Dediğim gibi yani 50 sene önce olmuş olsaydı böyle bir yoldan gidilebilirdi. Fakat geçtiğimiz 20 yani geçen 25 yıl içerisinde çok şey oldu. Yani bir yandan uğraşanların sayısı çoğaldı. Diğer yandan var olan elde olan kaynakların sayısı çoğaldı. Ve bu ikisi bir araya gelince çok yani kocaman bir bibliografya söz konusu oldu. Yani bibliografi kesinlikle tamam değildir. Ama bakacağınız zaman ben şimdi ezbere söylemeyeyim, bildiğim kadarıyla 40 küsür sayfalık ve küçük harf, küçük pulpulu harfle Evet. Basılan bir bibliografya var. Ve yani baktığınız vakit efendim bu yayınların çok büyük bir kısmı 1999'dan sonra olmuştur. Bir ilk ayarlama efendim Türkçe çevirisi, o zaman yani birinci versiyonun çevirisi herhalde 2000 yılında veya 2001 yılında çıkmıştır. Ve o zaman efendim resim, kaynak olarak resim diye
bir bölüm eklendi. Bunu İngilizcesine de koymak istemiştim. Fakat sayfa tahdili vardı veya kelime tahdili vardı. O nedenle yapamadım. Oysa yani Tarih Vakfı'na bunu teklif ettiğim zaman bizim öyle bir derdimiz yok. Yani eğer 30 sayfa eklenirse bizim için problem değil dediler. Ben de o zaman gittim. Yani ilk ayarlamayı o zaman yaptım. Yani bir bölüm eklendi. Ondan sonra yani bu haliyle devam etti. Birkaç tane de baskı yapmış. Ama efendim o dönemde yani sadece kaynak ve yani insanların çoğalmasıyla yani yetinmek mümkün değildir. Çünkü efendim daha önce hiç konu olmayan bazı konular birdenbire çok ön plana çıkarıldı. Eğer yani bana bir saniye o kitabı verirseniz çok mersi. O zaman yani burada daha kolay. Bir Zeynep Altuk'a teşekkür etmem gerekir. Çünkü zamanında bunun Türkçesini yapmıştı. Ondan sonra şimdi bu güncelleme faslında efendim ben ekleri Türkçe olarak yazdım ama yani beni dinliyorsunuz yani öyle çok zarif ve edebi bir Türkçe yazamayacağımı herhalde anlamışsınızdır. Onun için yani Zeynep Hanım'ın yardımına ihtiyacımız vardı ve gerçekten şaşırdım. Dediğim gibi ben gayet iyi biliyordum eklentilerin nerede olduğunu ve yani prova okuduğum zaman özellikle dikkat ettim. Eski ile yeni arasında tutarlılık var mıdır? Ve bazen ben hatta yani o kısmın yeni olduğunu unuttum bile. Yani Zeynep Hanım bunu gerçekten stil açısından çok güzel bir şekilde yani yapmıştır. Yeknesaklık olmuştur. Kendisine çok minnettarım. Şimdi bakınız. Burada 7. sayfada bir içindekiler söz konusu. Ve orada çevre tarihine kısa bir bakış diye bir bölüm var. Evet. O tamamen yeni. Yani daha önce yoktu. Çünkü efendim 90'lı yılların sonunda diyelim Avrupa tarihinde yavaş yavaş iklim tarihi özellikle yani ilgi toplama başlamıştı. Yani Emmanuel Levallois Le Duruy hatta böyle 70'li yıllarda ilk kez bir iklim tarihini yazmıştı. Ama bizler Osmanlı tarihçileri bazen biraz yani hani tren hareket etmek üzere iken biz de atlıyoruz yani. Ve çevre tarihi konusunda bu oldu. Oysa yani şimdi bu ciddi yayınlar var. Ve efendim yani bütün hepsine değinemedim. O zaten genel olarak yani bütün alanı kapladım diyebileceğim asla yoktur. Ama yani çevre tarihi, nehirlerin tarihi, yani orada Nil ile Fırat ve Dicle üzerinde yapılmış olan yeni çalışmalar var. Tuna üzerinde olup olmadığını ben açıkçası bilmiyorum. Çünkü efendim Tuna malum Almanya'da doğar, Avusturya'dan geçer. Macaristan'dan geçer. Efendim sonunda yani efendim Sırbistan hiç değilse sınırından geçer. Eninde sonunda yani Bulgaristan ve Romanya. Ve bu dilleri Almanca'nın dışında bu dillere hakim değilim. Onun için eğer böyle bir şey olmuşsa bilmeyebilirim. Ne için söylüyorum?
Çünkü zamanında benim hocam olan Ömer Lütfi Barkan, efendim Bulgaristan'da özellikle Osmanlı tarihine çalışan insanlarla irtibat kurmak için özel gayret sarf etti. Ve efendim yani 60'lı yılların ortasında efendim birkaç kişiyi davet etmeyi başardı. Yani herhalde zor bir şey. Hem Türk tarafından hem Bulgar tarafından izin almak herhalde kolay değildi ama oldu. Ve o zaman Virginia Paskaleva diye bir tarihçi efendim bir ilginç bir makale yazdı. Efendim 19. yüzyıla kadar Belgrad yakınlarında Iron Gates yani demir kapı diye bir engel vardı. Yani turnanın içinde kayalıklar ve bunlar yani bayağı yüksek. Efendim ve bunlar gemilerin geçmesine neredeyse tümüyle engel oldu. Onun için efendim evet Tuna yani Regensburg'dan itibaren bugün de yani yazın insanlar tatil niyetiyle Regensburg'dan Budapest'e gider. Evet, yani demek ki orada Tuna bu tür gemileri alabilir. Ama dediğim gibi Belgrad'a geldiği zaman mümkün değil. Öte yandan efendim Karadeniz'den çıkabilirsiniz Belgrad'a kadar. Evet. Çünkü o zaman yani tabii akıntıya karşı gemi çekmek zor. Fakat efendim genellikle nehrin kenarında yollar yapılmış. Ve hatta galiba 1699 barışında özel paragraflar var. Efendim Tuna bazı yerlerde sınır olacak. Efendim sınırın kenarında geçen yollar var. Ve efendim eğer buz veya aşırı yağmur nedeniyle efendim sadece Tuna'nın bir tarafı kullanılabilirse karşı taraftan gelenler de orada havalar düzelinceye kadar bekleyebilir. Yani efendim mutlaka akıntıya karşı çekmek gerekiyor. Ve yani bir kere Amerikalı bir arkadaş Bruce McGowan efendim kısa fakat güzel bir makale yazmıştır. Efendim Tuna'nın ortası aslında bir çıkmaz sokaktı. Makalenin adı bu. Ve yani çünkü onun da efendim konusu bu yani demir kapı denilen engel. Ondan sonra efendim 19. yüzyılda çeşitli yani patlayıcı maddeler geliştirildikten sonra bunları havaya uçurmuşlar. Ve ondan sonra yani demir kapı diye bir şey kalmadı. Ve Tuna yani politik durum müsaade ettiği takdirde efendim yani Regensburg'dan Karadeniz'e kadar gitmek mümkündü. Hatta yani 19. yüzyılda efendim bunun diyelim seyahat kitabı dahi yapılmıştır. Yani o zaman litografi yeni bir sanattı. Yani Osmanlılarda da çok revaçtaydı. Çünkü eski yazı özellikle şiir yazmak için o yazı türleri litografide daha iyi çıkardı. Ve ama litografi bilinmeyen bir sanattı. Ve efendim bir yayıncı o zaman efendim sanatkar bulmuş ressam yani öyle çok harika ressam değil ama yani rutin bir resim yapabilen insanlar ve bunlara demiş ki yani siz gemi ile yani hesabını biz ödeyeceğiz. Efendim Almanya'dan Karadeniz'e kadar bu yani Tuna'dan geçeceksiniz.
Ve efendim standart bir biçimde bunun resmini çıkarmışlar. Ön tarafta kostüm figürleri. Yani çünkü o dönemde mahalli kıyafetler henüz yani birbirinden oldukça farklı. Tamam yani üst kesimde o kadar değil. Yani beyefendiler, hanımefendiler herhalde tüm Avrupa'da aşağı yukarı aynı modaya tabidir. Fakat yani efendim daha düşük gelirli insanlara baktığınızda mahalli kıyafet ağırlıklı. Onun için yani bunu da göstermek istemişler ve bu her zaman ön planda. Orta planda efendim Tuna'nın kendisi ve arka planda efendim yani doğa veya en önemlisi kentler. Ve bu 1820'li yıllarda basılmış. Ondan sonra bir iki kere de tekrar basılmıştır. Ve yani o zaman insan Tuna'nın aslında bir birim olduğunu anlıyor. Ama dediğim gibi belki Bulgarca veya Romence böyle bir monografi çıkmıştır. Ama yani maalesef ben o dillere hakim değilim. Yani çevrilinceye kadar benim beklemem gerekecektir. Herhalde buradaki dinleyicilerin çoğu da bu durumdadır. Yani hani bir kere bu yaşandı. Nikolay Todorov diye bir Bulgar tarihçisi. Balkanlarda Osmanlı kentleri diye gerçekten çok güzel bir kitap yazdı. Bu önce Bulgarca olarak çıkmıştı. Yani efendim bizim ulaşamayacağımız bir dil. Sonra günün birinde bir kongrede herhalde tanıştığım bir kişi ya dedi bu Romanya'da bunun Fransızcası çıkmış. Ve bana bir şekilde bir kopya hediye etti. Halinde var. Ve yani ben nasıl mutlu oldum. Çünkü daha önce ancak bölük bölçük bazı makalelerini okumuştum. Oysa adamın yani kocaman bir monografisi var ve ben bunu yani bilemiyorum diye bayağı da huzursuz oldum. Onun için yani hani çok şükür ki Fransızcası çıktı. Bir defa da Fransızcası çıktıktan sonra Amerikalı iyi bir itibarlı bir yayın evi bunu İngilizceye de çevirtmiştir. Ama o soru Türkçe'ye çevrilmedi bildiğim kadarıyla. Yani bu konularla ilgilenen herkes İngilizce biliyor diye herhalde varsaymışlardı. Oysa yani yanlış bir varsayım. Evet. Neyse yani efendim bu nehir konusunda yani üzerinde çok durabilirdik. Ama yani... Burada işte 6. bölümde tarihsel kaynak olarak imge ve mimari. Bu dediğim gibi yani 2000'li yılların başında eklediğim bir şey. Çünkü halen yani ben bu kitap öğrenciler için yazıldı. Evet. Hatta yani o zaman arşivde şurada burada tanıştığım insanlar bana şöyle bir şey problem ile geliyordu. Ben arşivde filan konu ile ilgili olarak bir sürü belge topladım. Efendim bunları da okudum. Transkribe de ettim. Ama ondan sonra ne yapacağımı bilemiyorum. Ve bu çok yani doğru bir soru. Ve efendim biraz da bu konuda yardımcı olmak için bu yazıldı. Biraz da aynı sorulara aynı cevap vermek zorunda kalmamak için. Yani biraz da o var. Öğrenciler için. Ha yani bugün tabii efendim çeviri konusunda yardımcı olan programlar var. Çok iyi değilse bile. Ama yani 80'li yıllarda ben çünkü 1987 yılının sonuna kadar Ankara'daydım. Bu tür şeyler yoktu.
Ve efendim bazı önemli kitaplar çevrilmemişti. Yani Daniel Panzak arkadaşımızın veba kitabı örneğin. Yani çevrilmedi. Tarih Vakfı'ndan çıktığı zaman ben ne kadar memnun oldum anlatamam. Çünkü yani çevirdiğimi iddia edemem. Ama efendim en önemli olan bölümleri anlattım. Arkadaşlar da bunu teype banda aldılar. Ve yani çok zaman alan bir iş. Çünkü bir de üstelik bunu talep eden insanın ihtiyaçları nedir? Onu da bazen tam kestiremezsiniz. Yani çok vakit kaybettiren bir iş. Onun için yani hani ben de burada bazı sorulara bir miktar cevap verilmiştir. Aynı şeyi bozukluk gibi tekrarlamak zorunda kalmayayım diye. Ondan sonra efendim bakınız burada girişte. Bu giriş oldukça uzun. Yani baktığınız zaman 13'ten 9'a kadar yani 36 sayfa. Ve orada şöyle bir şey yaptım. O daha önce yoktu. Efendim bazı tanıtmak istediğim yeni alanlar diyelim yani bunun üzerinde bir bölüm yazmak istemediğim halde yine de tanıtmak istedim diyelim 3-4 tane bilemediniz 5 sayfa içinde. O zaman ufuk turu yapalım dedik. Ve bu ufuk turu bakınız efendim kitabın kapsamı tür meselesi. Yani efendim biz genellikle yani öğrenciyken ben de farkında değildim. Her yazı veya her konuşma belirli bir türe aittir. Veya belki 2-3 türün bileşiminden doğmuştur. Ve o türün kendine özgü bazı kuralları var. Bunları esnetmek mümkün ama tamamen yok saymak mümkün değildir. Ve efendim o zaman yani hani dipnot konusu öyle bir şeydir. Yani biz öğrencileri dipnot öğretmek için çok zaman harcıyoruz. Oysa efendim 19. yüzyılın ilk yarısında bu çok gelişkin değildi. Ve yani diyelim Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli bir tarihçinin kitabında dipnot diye bir şey çok fazla yoktu. Demek ki bu format efendim yani 19. yüzyılda giderek yaygınlaşmış. Osmanlı tarihine de herhalde 20. yüzyılın başında girmişti. Yani bir onun da burada yani yüzyıllık veya hatta biraz daha uzun olan bir geçmişi var. Ama dipnotların formatı yani efendim tür meselesinin bir yani bir parçasıdır. Ondan sonra efendim burada diyelim milliyetçi tarih yazımı yani veya efendim Osmanlı tarihi ve sosyal bilimler. Evet, oryantalist tarih yazımı. Evet, bütün hepsi. Osmanlı ve Asya tarihi, buna benzer konular, Bizans'tan Osmanlı'ya geçiş. Efendim orada şu anda insan yani bütün herkesi cezbediyor diye bir durum yok ama bazı insanları meşgul eden konulardır. Ve efendim bunları bir kez tanıtalım ve yani daha sonra bir öğrenci yani kendisine hitap edebilen hitap eden türü seçebilir ve konuyu seçebilir. Ve zaten yani girişten maksat budur. Ondan sonra efendim imge ve mimari pek çok insan imgenin de tarihi bir kaynak olabileceğini
düşünmemektedir. Yani hani burada bu oturuma girmeden önce aramızda bu kitabın kapağını konuşuyorduk. Evet. Ve efendim kitapta bunun nereden kaynaklandığını yazmamışlar. Sorduğumda da yani öyle çok bir cevap alamadım desem yeridir. O zaman insan düşünüyor. Yani böyle bir resim sahiden var mıdır? Evet, 17. yüzyılda yaşamış olan bir Fransız ressamı var. İstanbul'da yani kalmış neredeyse ömür boyunca. Ve onun yani kendi yapıtı olamaz ama belki öğrencilerinden birisi belki yapmış olabilir. Ama yani bilmiyoruz. Belki de yapay zeka yapmıştır. Evet. Yani kaynağı da yazılmadığı için bundan emin olamayız. Onun için yani bizim öğrenciler genellikle efendim sahici kaynak ile efendim yani diyelim 20. yüzyılda veya 21. yüzyılda yaratılmış bir portre arasında yani arasındaki ayrımı bilmeyebilir. Ve bu yani sadece öğrencilere özgü değil. Evliya Çelebi hakkında yani 2011 veya 12 yılında çok güzel, çok hoş, içeriği çok dolu olan bir derleme çıktı. Fakat orada Evliya Çelebi'nin tamamen hayali olan bir portresini görebilirsiniz. Yani Evliya Çelebi'nin portresi yoktur. Hiç kimse portresini yapmamıştır. Keşke Viyana'da yani bir iken veya İran'da iken birisi yapmış olsaydı hepimiz mutlu olurduk. Ama öyle bir şey yapılmamıştır. Onun için yani orada göreceğiniz bu portre yani hayal unsurudur. Aynı şey yani bunun da evveliyatı var. Ankara'yı bilenler Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin yanında efendim bir Mimar Sinan heykelini biliyor. 40'lı yıllarda dikilmiştir. Ve efendim yani ondan sonra bir sürü heykel biraz o örnekten hareketle yapılmıştır. Oysa Mimar Sinan'ı gösteren bir tek minyatür var. Ve orada gördüğümüz kişi yani diyelim bunun hakkında ne diyebiliriz? Uzunca boylu, zayıf. İşte bu minyatür yapıldığı zaman yaşını başını almış, saçı kırlaşmış, ağırbaşlı bir kişi. Yani diyelim en yani Mimar Sinan'a en yakın olan tasvir budur. Ve dediğim gibi yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önünde bulunan heykelle çok fazla bir ilişkisi yoktur. Onun için yani bunun üzerinde durmak gerekiyor. Zira bugünkü dünyada biz bir sürü bilgi resimlerden alıyoruz. Televizyonda olsun, dergilerde olsun, gazetelerde olsun, yani nerede olur, internetten gelmiş olsun ve internette hayali resimler oldukça fazla. Evet. Onun için yani bunun farkında olmak gerekiyor. Onun için yani bence bunun üzerinde durmakta. Ya, biraz daha genişletebilir miyiz? Biz çünkü ileride böyle bir program serisi de yapacağız. İşte Kahraman'la, Kahraman Şakul'la bir Osmanlı harp tarihi. İşte 5-10 minyatür üzerinden. İşte Cem Hoca ile, Cem Berle Hoca ile konuştuk. İşte musiki tarihi bir 10 şey üzerinden. Çünkü normalde bunlar daha çok böyle çocuksu şeyler. Yani tırnak içinde kullanıyorum ama özellikle minyatür için söylüyorum. Çok böyle tarihi belge olarak kullanılan şeyler değillerdi bunlar.
Siz işte 2000'lerde bunun önemini arttığını söylüyorsunuz. Buralardan neler çıkabilir? Yani bir tabii efendim çeşitli minyatür ekolünün değişik diyelim gelenekleri var. Ve ilk etapta bu gelenekleri öğrenmek gerekiyor. Ondan sonra efendim tarihçi için bu çeşitli açıdan faydalı olabilir. Bir, bu hiç değilse Osmanlı eliti yani dünyaya nasıl baktığını, elitinin pardon dünyaya nasıl baktığını bu resimlerden anlamak mümkün. Yani bir şey padişahın portresi diye bir derleme yapıldı. Yani Güldür Necipoğlu ile Hans Görgmayer ön ayak olmuştu. Büyük bir kitap ve efendim orada padişah portrelerinin nasıl İtalya ile İstanbul arasında dolaştığını göstermişler. Yani hatta efendim Sokulu Mehmet Paşa bir galiba bir Kanuni'nin portresini Venedik'ten ısmarlamış. Ve bu anlaşılan bize kadar gelememiş. Fakat yani efendim bunu teslim aldığı zaman beğendiğini söylemiş. Zira yani Kanuni'yi her gün gören birisi olarak portrenin benzediğini söylemiş. Tabii benzemek 16. yüzyılın son çeyreğinde ne gibi bir anlama geliyordu? Onun üzerinde de durmak gerekiyor. Ama yani insanların dediğim gibi realiteye, gerçeklere nasıl baktıklarını öğrenmek açısından bu stilize olan resimler bile çok faydalıdır. Aynı bir de üstelik diyelim gayri ihtiyari olarak gösterilen yani örf ve adet var. Diyelim efendim bir paşa subaylarını yemeğe çağırmış kırda yani seferde. Peki yani o zaman bildiğimiz sofra biraz zor kurulur. Ama nasıl yapmışlar? Yani efendim anlaşılan bir takım çarşaflar bulmuşlar ve bunları yere sermişler. Herhalde altında da bir deri var. Ondan sonra efendim yemekler bunun üzerinde dizilmiş. Ve yani böyle bir yani diyelim ziyafetin efendim paşalar arasında söz konusu olabileceğini biz bu minyatürden öğreniyoruz. Öte yandan efendim 17. yüzyılın sonunda yani efendim bu uzun savaş bitmek, Habsburg Osmanlı Savaşı bitmek üzere iken bir İtalyan generaldi. Efendim Habsburg tarafından bir de bir İbrahim Efendi Osmanlı tarafından bir de bir Venedikli bir beyefendi bu üç kişi görevlendirilmiş efendim yeni sınırı gezecekler adım adım ve hatta yani ağaç dikecekler ve yani Habsburg tarafında olan adam bir ressam getirmiş. Bu ressam iyi ressam değil, hiç değil. Ama bize ne gösteriyor? Efendim yeni sınır tayininde küçük fidanlar dikilmiş. Yani köylüleri toplamışlar. Efendim sınır boyunca fidan dikeceksiniz. Eğer bu sınır devamlı olacaksa eninde sonunda orada bir dizi ağaç görünecektir. Bir de efendim yani bu heyetlerin gelişini gösteren bir resim var ve bir tanesinde
Marsili ile İbrahim Efendi bayağı bildiğimiz şekilde kucaklaşıyor. Şimdi bu herhalde protokolün bir parçası değildi. Marsili daha önce İstanbul'da bulunmuştu. Orada epey tanıdığı olmuştu. Herhalde de İbrahim Efendi ya eski tanıdığıymış ya da tanıdığının bir tanıdığıymış. Ama sonuç olarak bu resimde resmen bu iki görevliyi yani kucaklaşırken görüyoruz. Evet. Ve yani bu türden şeyler yani resim kötü. Belki de resmin kötü olması bir yandan avantajdır. Adam, yani adamın hayal gücü çok gelişkin değildir belli. Onun için yani dikkatli bir gözle ha, baktığınız zaman bakın bir başka aynen o dizide olan başka bir tane. Hepsi yayınlandı yani 10-15 yıl kadar önce. Efendim bu yine Marsili tarafından yapılmış. Fakat ortada onur yani diyelim onursal misafir olarak İbrahim Efendi duruyor. Kırmızı kazak ve beyaz sarık yani çok resmi ve yani efendim bayağı muhteşem bir adam. Ve Marsili'nin kendisi ve her zaman yani bir köşeye sıkıştırdığı bu Venedikli görevli sağında ve solunda duruyor. Yani demek ki Marsili efendim bu adam yani bu görüşmelere değer verdiğini efendim bir yerde diplomatik düzeyde iki imparatorluğun yani karşılıklı olarak konuşabileceğini vurgulamak istemiştir. Evet. Onun için yani kendisi sağ veya sol tarafta oturuyor. Yani aslında bunu ısmarlayan kendisi. Ama ortada olan İbrahim Efendi'dir. Hatta yani bu yorumun yanlış olmadığını gösteren bir yazı var. Çünkü sürekli olarak Viyana'ya bu gezi hakkında raporlar yazıyor. En sonunda Hırvatistan'ın dağlarında bir yerde bitirmiş oluyorlar. Ya diyor şimdi efendim imparatorun şanlı şerefine layık olan bir ziyafet vermem gerekiyordu. Bu dağ başında kolay olmadı ama yapabildik. Herhalde de yani majesteyi utandırmayacak bir ziyafet yapabildik. Evet. Yani orada dediğim gibi bu diyelim yeni tipten bir diplomasi nasıl oluştuğunu yani orada görebiliyorsunuz. Onun için yani resimlere dikkatli bakmak gerekiyor. Diyelim mesela her zaman çok gösterilen bir resim var. Veronese'nin ekolünden efendim ya Mihrimah'dır ya da Hürrem Sultan. Yani bu ressamlar elbette ki Mihrimah'ı veya Hürrem'i görmüş değil. Ama kıyafetlerini görmüş olabilirler. Yani sarayda eğer bir tanıdıkları olmuşsa yani bunu birkaç hele de artık kullanılmayan cinsten bir şey ise yani eskiciye gitmeden önce göstermiş olabilirler. Bir de üstelik efendim o dönemde güzel görünen tip yani herhalde bunu biliyorlar. Ve yani herhalde de üstelik İtalya'da ve İstanbul'da efendim güzel kız konusunda zevkler o kadar da farklı değildir. Yok önemli bir şey çünkü yani diyelim bizim bugünkü anlayışımız mesela yani insanların zayıf olması. Oysa yani taşere gittiğiniz zaman yani bize göre ince olan bir kız orada kara kuru derler değil mi? Evet. Onun için yani herhalde Osmanlı Sarayı'nda
güzel sayılan cariyeler. Herhalde yani Kuzey İtalya'da olsaydı da güzel kız diye yani şöhret kazanabilirdi. O zaman yani orada bir ortak bir estetik söz konusu ve bunun üzerinde diyelim zamanında Abdullah Kur'an bir kere durmuştur. Yani diyor efendim Sinan'a Osmanlı Michelangelo'su derler. O pek geçerli değil. Ama benim gözümde Osmanlı Palladios'udur. Yani klasik mimarinin yaratıcılarından. Ve bir kere de İstanbul'da Tophane'de bir sergi oldu. Palladio yani modelleri getirilmişti. Ondan sonra bir de tüm pencereler kapanmıştı. Sadece bir tanesi açıktı. Oradan baktığınız zaman efendim karşıda Sinan'ın son yapıtlarından birisi efendim görünüyor. Ve o zaman söylemek istedikleri yani bir şey söylemeye hacet yok. Yani orada bizim kaynağını bilmediğimiz bir yakınlık var. Yani Kılıç Ali Paşa Camii bir yandan efendim Palladio'nun İtalya için yaptığı maketler bir yandan. Ve yani böyle yorumsuz olması benim çok hoşuma gitti. Evet. Ama yani bu tür şeyler ancak yani resim veya yapı efendim yapıya baktığımız zaman ortaya çıkar. Onun için bence bu önemli. Neyse geçelim. Ne kadar zamanım kaldı? Devam edebilirsiniz hocam. Biz sizi hiç bölmüyoruz. Çünkü sular seller gibi anlatıyorsunuz. Okey. O zaman efendim burada yani tarih yazımı ile ilgili efendim üç parça var. Efendim seyahat anlatıları çok fazla değişmedi. Ama efendim özellikle bu resmi tarihçiliğin ötesinde tarihi metinler. O çok değişti. Çünkü yani diyelim 90'lı yıllarda birkaç tanesi vardı. Hiç şüphesiz yani bildiğimiz efendim bir genç bir Osmanlı subayı efendim Osmanlı Habsburg savaşında esir düşmüş, Viyana'da aşağı yukarı 10 sene kalmış, sonradan geri dönebilmiştir Osman Ağa diye bir şahıs. Ama yani bu kitap biliniyordu. Evliya Çelebi de biliniyordu gayet tabii. Gerçi şaşıracaksınız. Evliya Çelebi'nin doğru dürüst bir yayını ancak 90'lı yılların sonunda ve 2000'li yıllarda çıktı. Ve yani ben gayet iyi hatırlıyorum. Efendim Evliya Çelebi'yi tanıtmak için epey uğraşan bir insan vardı. Richard Kreutl. Yani o zaman Afganistan'da Avusturya maslahat güzeriydi. Yani diplomat. Ama efendim Viyana'da doçentliğini Evliya Çelebi üzerinde yapmıştı. Ondan sonra oradaki üniversite sisteminden anlaşılan çok memnun kalmamış ve diplomat olmuş. Ben bu insana, bu insanla şahsen hiç tanışmadım. Ama bir ara efendim biz mektuplaşıyorduk. Yani ben Ankara'daydım, kendisi Kabul'de. Birbirimizi hiç görmeden. Ya bugün böyle şeyler çoktur, internet arkadaşlıkları. Evet, evet. Ama yani bu böyle bir efendim mektuplaşma arkadaşlığıydı. Ve bana bir kere efendim ya ben Ankara'da
Tarih Kurumu'nu ikna etmeye çalıştım. Yani Evliya Çelebi baskısını sponsor etsinler diye. Ve efendim hiç oralı olmadılar. Hatta böyle yani kötü bir teklifte bulunmuşum gibi bana karşı dudak bükmüşler. Yani öyle anlattı olayı. Dediğim gibi yani ben orada değildim. Yani sadece onun anlatmasıydı. Demek ve yani Uğur Demir'in yazıları var. Osmanlı araştırmalarında bu iki makaleyi okuduğunuz zaman yani Kreutzer'in abartmadığını anlıyorsunuz. Çünkü yani Uğur Demir efendim 19. yüzyılın sonlarında ve özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde olup bitenlerle ilgilidir. Kreutzer'in de anlattığı şeyler daha çok 60'lı ve 70'li yıllarla ilgili. Ama yani anlaşılan o zamanda, o zaman içerisinde çok bir şey değişmemişti. Ve yani Evliya önünün ciddi bir yani transkripsiyonu efendim 90'lı yılların sonunda çıktı. Garip değil mi? Evet. Hatta yani bunun üzerinde biraz spekülasyon yapmak mümkün ama ayrı bir konu, belki başka bir zaman anlatılır. Her şey üzerine ayrıca bir program yapacağım sizinle. Ha, iyi. O zaman birkaç kişi yani bence 2-3 kişi efendim çağırmanız da fayda var. Ondan sonra çünkü insanlar değişik deneyim yapmış oluyor. Bunu yani aralarında paylaşabilirler. Neyse yani ondan sonra efendim Dana Sajdi'nin çalışması var. Yani The Barber of Damascus. Yani bu adam 18. yüzyıl ortalarında yaşamış ve sahiden berber. Fakat yani Şam ortasında dükkanı var. Okur yazar bir adam. Efendim çok insandan bir şeyler işitmiş oluyor. Ve eninde sonunda bir kronik yazmaya kalkışmıştır. Ve bu var. Sonra yani Dana Sajdi'nin özellikle ilginç yani bir çalışması var. Efendim 19. yüzyılın sonuna doğru Şamlı bir bilgin bu kroniği yayına hazırlamış. Ve son derecede rahatsız. Çünkü efendim bir berber, tamam yani okur yazar olabilir ama medreseden geçmemiştir. Efendim böyle bir insanın yani boynundan büyük olan işlere karışmaması gerekirdi gibi. Nasıl böyle bir şey yazar? Yani evet, oysa yani o zaman kültür tarihi yani bir yerde bu iki metinden hareketle kültür tarihi yazılabilir ve Dana Sajdi bunu çok ustaca yaptı. Yani çok güzel bir kitaptır. Ve o zaman yani efendim daha önce bilmediğimiz insanlar çalma başladı. Yani Selim Kara Hasanoğlu biliyorsunuz. Ben Anlattıkları programını yürütüyor kaç zamandır. Ve kendisi ve öğrencileri bir yığın böyle metin bulmuşlar. Yani efendim ulema kariyerle ilgili dertlerini anlatıyor. Efendim yani Selim Bey'in doktora, eski doktora öğrencisi Semra Çörekçi. Çok güzel bir doktora tezi var. Ve efendim yani şimdi bu çizgide çalışma devam da ediyor. Onun için yani orada bu ben anlattıkları çok verimli bir alan. Üstelik efendim yani bunun yanı sıra biz formattan söz ettik.
Seyahatname ile ben anlatısı arasında bir yakınlık olabilir. Yani Evliya Çelebi'de zaten bunu görüyoruz. Ama bir de efendim bir Kayserili katibin maceraları anlatılıyor. Ve orada bu adam aslında çok böyle zengin değil, iş aramak zorunda ve çeşitli insanların yanına katip olarak iş bulmuştur. Ondan sonra yani Macaristan'dan Irak'a kadar gitmiş ve seyahatlerini böyle ben anlatısı olarak anlatmıştır ve bu yayınlandı. Ve işin enteresan tarafı da şu, bu adam da efendim diyelim üstten gelen her şeyi yutmayabilir. Yani efendim orada Şatır Arap'ta yani Fırat Diç'le birleştikten sonra bir takım yani bataklıklar çıkıyor. Ve o bataklıklarda devamlı olarak yaşayan Araplar var. Osmanlılar bunlarla epey uğraşmış. Ve bu adam yani seyahat anlatısında yazıyor. Biz aslında burada ne yapıyoruz? Yani bu efendim bataklıkta yaşayan Araplar, orası onların memleketi. Ve yani bunu mesela Evliya Çelebi'de göremezsiniz. Yani çölde efendim haç kervanına saldıran Araplar yani başlarına ne gelirse hak etmiş oluyor. Oysa yani bu Kayseri'li katip diyor yani hani biz burada ne yapıyoruz diye bir sorusu var. O açıdan yani dediğim gibi resmi olmayan söylemde efendim çok daha büyük bir çeşitlilik çıkıyor. Efendim Dana Sojdi de buna parmak basmıştır. Efendim yani bu Şatıl Arap macerası da yani aynı şekilde bunu gösteriyor. Yani bir yerde belki sizin bir şeyler sormanız gerekecek. Çünkü hocam ben sizi bölmek istemiyoruz. Yani hocam, ben sorayım, buradan devam edelim. Özellikle şimdi Osmanlı tarihi dediğimiz zaman bir tarafı Avrupa'da, bir tarafı Asya'da, Afrika'da olan bir entiteden bahsediyor. Bu sizin de yakın zamanda çalışmalarınız olduğu için soruyorum. Mukayeseli tarih bağlamında Osmanlı tarihi nasıl değerlendirmeliyiz? Yani efendim büyük imparatorluklar var ve bunların sayısı o kadar fazla değil. Yani Çin'de var, Japonya'da var. Efendim böyle devam edebilirsiniz. Dediğim gibi liste öyle çok uzun değildir. Üstelik yani 600 yıl boyunca devam eden imparatorluklar azdır. Yani klasik olarak 200 küsur yıl değil mi? Yani Baburiler 200 küsur yıl dayanmış. Safeviler de keza. Yani bu o zaman Osmanlıların bu kadar uzun süre dayanabilmesi bir özelliktir. Ve bence yani bundan hareketle yani efendim soru sormaya devam edebiliriz. Öte yandan yani hani ortalıkta olan bazı konular efendim çok az işleniyor. Yani Takiyeddin hikayesi. Yani Mısırlı Takiyeddin efendim yani müneccim demeyelim çünkü müneccim bizim anlayışımıza göre daha çok astroloji yapan sahiden yani efendim gök bilgisiyle uğraşan
Ve yani hani Takiyettin bir rasathane yaptırmış. Üstelik yani İslam dünyasında rasathane var. Yani Kırşehir'de vardı orta çağda. Efendim şeydi, ondan sonra Semerkant'ta vardı. Yani hani ondan sonra efendim Takiyettin'de yapmış. Kısa bir süre içinde biraz açıkçası havadan sudan bir gerekçe ile kapatıldı. Efendim yani rasathane kuran imparatorluklar kısa bir süre içinde yıkılmıştır denmiş. Yani çok geçerli değil çünkü insanların yaptığı her bir şey eninde sonunda yıkılır. İmparatorluklar da dahil olmak üzere. Onun için yani hani bu nedenle rasathaneyi imha etmek bence yani orada bir sorun var. Onun için bir yerde bazen var olan imkanları her zaman belki yeterince değerlendirmemiş olabilirler. Yani Hindistan'da olup bitenlerden çok az haberdarlar. Yani hani efendim ben de ancak yani genellikle Hintliler Osmanlı tarihine ilgi duyar. Ama tersi bugün bile çok vaki değildir. Yani birkaç uzman hariç tabii. Oysa yani ben de çok şaşırdım. Şirin Musvi diye bir ekonomi tarihçisi var. Yani şimdi emekli oldu ama halen çalışıyor. Ve bu yani iktisatçı. Kitabı da yani çok belirgin bir şekilde yani iktisatçı olduğu meydanda. Ve o zaman yani çıkan şey efendim 1600 civarında Baburi İmparatorluğu'nda yaşayan nüfus minimum olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun üç mislidir. Ve aynı şey hazine içinde söz konusu. Ve biz bunun ne anda yani ne gibi bir anlama geldiğini bazen yeterince değerlendirmiyoruz. Yani Baburilerin elinde çok verimli topraklar var. Ve bunun önemine de genellikle yani yeterince bunun üzerinde durmuyoruz. Oysa yani Ganges Vadisi'nde efendim bir toprak parçasından yani her şey müsaitse efendim 2 yılda 4 ürün alabilirsiniz. Yani çünkü yani normal olarak bir tarlaya 2 kez ekmek mümkün. Oysa bizim buralarda efendim 2 yıl boyunca aslında bir tanesi nadas. Yani bir de üstelik bir ürün alabilirler. 2 değil. Demek ki yani efendim Baburilerde olabilecek ürün miktarının 1/4'si değil mi? Yani o müthiş bir şey. Ayrıca da efendim yani kuraklıktan yani çok ıstırap çeken bir bölge söz konusu. Yani ben şimdi geçen hafta bir toplantı nedeniyle Üsküp'teydim. Bizi yani Priştina'ya, Prizren'e götürdüler. Ya ne kadar çok yeşillik. Ve efendim yani İstanbul'da artık o yeşillikler yaz geldi diye kurumaya yüz tutmuşken orada nasıl yani fışkırıyor. Ve o zaman yani ürün miktarı da daha fazla. Yani Osmanlılar eminim yani niye bu kadar yayılmış olabilirler? Çünkü erken bir tarihte
daha verimli olan arazilere el atmışlar. Ve bunu orada da görüyorsunuz. Yani bizim toplandığımız yer efendim bir büyük böyle sınırda çarpışan bir beyin yaptırdı. Yani onun torunu daha sonra Saraybosna'yı yani imar etmiş kişi. Ve efendim bir çift hamam yaptırmış. Nasıl muhteşem. Yani acayip bir yani bir şey. Eğer yani bu beyin yaptırdığı bilinmiyor olsaydık yani bunu ancak bir padişah yaptırabilirdi diyeceksiniz. Halbuki yani efendim oralarda faaliyette olan, fetişte bulunan bir şahıs. Yine bana sorarsanız aynı şey. Efendim yani daha münbit bir araziden daha çok vergi alınabilir ve efendim o zaman binalar da daha da muhteşem olabilmektedir. Ve Hindistan'da bu çok belirgin. Yani efendim diyelim Agra'yı gördüğünüz vakit veya Delhi'nin çevresinde olan, çünkü Delhi birkaç kez yer değiştirmiştir ve eski yerleşmelerin bir kısmı duruyor. Yani 14. yüzyılda yapılmış olan bir kent, sur içinde bir kent. Bugün bu müze, yani görmek için bilet alıyorsunuz. Ama nasıl büyük bir emek. Tamam yani oradaki insanları herhalde yani onları boğaz tokluğuna çalıştırmış olacaklar büyük bir olasılıkla. Ama öte yandan demek ki bu kadar çok nüfus varmış. Yani onun için yani insanların çok olması efendim araziden çok daha fazla ürün çıkması bu efendim yani bir çok daha değişik bir kafa yapısına da neden oluyor. Evet. Ve biz bunu mesela yeterince değerlendirmiyoruz. Niye? Yani benim bir arkadaşım var, Fatih çalışır. Bir kere çok hoş bir laf etti. Ay dedi, yani o bilim tarihiyle uğraşır. Yani efendim Hindistan'a gitmiş olan, 17. yüzyılda gitmiş olan bir Osmanlı bilginin yazısını okudum. Adam Hindistan hakkında hiçbir şey anlatmaz. Efendim böyle kadızadelilerdendir ve bütün herkes yoldan sapmıştır diye şikayet etmekten başka bir şey becerememiş. Oysa yani orada bir yerde Osmanlıların bu ölçüşemediği bir realite söz konusu. Onun için yani efendim evet imkanları çok ama yani diyelim özellikle yani Hindistan'la ilgili olarak bu imkanları layıkıyla kullanmamışlar ve ben yani fetiş yapmaya kalkışmadılar demiyorum. Yani ben daha çok ticaretin ve diplomatik ilişkileri geliştirme konusundan söz ediyorum. Oysa yani bunu da çok becerememişler. Cihangir'e efendim bir yazı yazılmış. Efendim yine niye efendim sünni olmayan insanları sarayda tolere edersiniz türünden. Bunlar da cevaben efendim katiplerin edebini anlatan bir kitap göndermişler. Efendim katipleriniz bunu okurlarsa faydasını görecekler diye. Yani hani öyle bir kafa yapısı var. Yani başkasını kendisiyle aynı yani seviyede olduğunu
kabul edemiyor galiba. Yani onun için Ekberşah veya Cihangir ile, yani benim kastettiğim Cihangir yani Ekberşah'ın oğlu. Efendim bunlarla sürekli bir iletişim kuramamışlar. Yani arada bir giden gelen olmuş ama sürekli bir bilgi alışverişi de olmamıştır. Bakın yani çünkü Ekberşah Hinduların edebiyatını Farsça'ya çevirmiş. Yani Mahabharata ve benzeri yayınlar hatta böyle şöyle yapmışlar. Efendim Sanskrit bilginleri genellikle Farsça bilmiyor. İyi Farsça yazabilenler de genellikle Sanskrit bilmiyor. Fakat ortak dilleri var. Yani daha sonra Hindi ve Urdu'nun yani çıkacağı bir ortak köken var. O dönemde yazılmıyor fakat konuşma dili olarak var. Ve bu insanlar anlaşılan bu şekilde iletişim kurabilmişler. Ve bu şekilde bir yığın yani çeviri yapılmıştır. Yani eğitimli bir Hintli Müslüman. Efendim yani Hinduların edebiyatına bir ölçüde vakıf olabilir. Yani evet. Mehmet Fatih'te var öyle bir tandans. Ama ondan sonra çok fazla yok değil mi? Yani onun için efendim bir yan tabii bir yandan efendim çok çabuk ve başarılı olarak yayılan, fetih yapan bir imparatorluk. Fakat yani diyelim Hindistan gibi bir uzaktan komşu olan birinden bir şeyler öğrenebiliriz gibi bir anlayış çok yoktur. Halbuki bağlantılar var. Yani efendim Hindistan'ın batı kesiminde Osmanlılara karşı sempati duyan hatta yani Suriye'den, Muriye'den gelenler de var. Bunu da yeterince değerlendirmiyorlar bir yerde. Ondan sonra Çin'den neredeyse haberdar olmaması, Japonya'nın varlığını neredeyse 19. yüzyılın sonuna kadar yani bundan haberdar olmaması şaşırtıcı değil mi? Evet. Ve yani Katip Çelebi bunun çok farkında. Halbuki Katip Çelebi 17. yüzyılın ortasında vefat etmiştir. Ve yani diyor, efendim ben Cihan Numa'ya başladığım zaman anladım. Yani kendisi çok iyi bir bibliografya bilgini. Efendim yani İslam dünyasında Çin ve Japonya hakkında işe yarayan bir şey bulamadım. Onun için bu projeden vazgeçtim. Daha sonra Atlas Minor eline geçtiği zaman efendim yani onu çevirtmiş ve efendim bunu değerlendirmişti. Yani demek ki efendim Katip Çelebi biliyor. Yani orada Çin gibi bir önemli bir olgu var. Bundan haberdar olmak gerekiyor. Ama yani Katip Çelebi neredeyse tek değil mi? Evet. Aynı şekilde bir Evliya Çelebi hikayesiyle bitirelim. Efendim Evliya bir ara böyle özellikle becerikli olan adamları anlatırken bir Hezarfen Ahmet Çelebi'den söz etmektedir. Yani bu bizim bildiğimiz Hezarfen Hüseyin Efendi değil, başkası. Ve bu göya efendim yani bir çeşit kuş kanadı gibi bir şey yapmış ve Galata Kulesi'nden bir ölçüde yani rüzgarın kuvvetiyle uçmuştur. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama olabilir. Çünkü en nihayet bugün spor niyetiyle
Alp dağlarında bunu yapanlar var. Yani motorsuz, küçük yani uçak ama sadece rüzgara güveniyorlar. Ve yazın yani hatta işte becerdikten sonra da açık öğünenler de var, televizyona çıkanlar falan. Onun için yani imkan teknik olarak imkansız değil böyle bir şey. Fakat evliya ne diyor biliyor musunuz? Efendim bu 4. Murat bundan haberdar olunca Hezarfen Ahmet Çelebi'ye bir kese para vermiş. Ondan sonra bunu Cezayir'e sürmüştür. Bir daha da dönmemek üzere. Ve evliya diyor yani herhalde düşünmüştür böyle bir adam kim bilir neler yapabiliyor. Ve bu yani bizim eklediğimiz bir şey değil. Bunu evliya söylüyor. Ve biliyorsunuz 4. Murad'ın yakını. Yani hani orada da diyelim kaçırılmış bir fırsat. Yani bu Hezarfen Ahmet Çelebi sahiden yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır onu bilmiyoruz. Ama evliya bu hikayeyi tümüyle uydurduysa bile efendim orada bir eksikliğin var olduğunu sezinlemiştir değil mi? Ve hikayesinde bunu canlandırmıştır. Onun için yani bu sorunuza bu şekilde yanıt vermek istiyorum. Yani özellikle imparatorluğun doğusunda olup bitenlere yeteri kadar dikkat etmemişler. Efendim özellikle yani Çin'den hiç ama hiç haberdar olmamaları, efendim Babürilerle de sürekli bir temas kuramadıkları ve bu şekilde yani efendim iki dünya arasında bulunmanın getirdiği avantajları yeterince değerlendirmemişler. Yani benim hissettiğim kadarıyla böyle bir durum var. Evet. Ve evliya da galiba böyle bir şeyi düşünmüştür. Evet. Hocam bu güzel hikayeyle yavaş yavaş sonlandıralım. Bugün 342. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde konuğumuz Süreyya Faruki ile birlikte Kur'an-ı Kitap'tan çıkan Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir başlıklı bu kitapla ilgili bir yayın yaptık. Bu bizim için çok güzel bir yayın oldu. Bize çok az iş bıraktınız hocam çünkü sizi dinlemek çok keyifliydi. Epey şey öğrendik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MASAP uygulamasını bitirmeden önce bir teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.